Bulgaristanlı bir köyde büyüdüm. Ailem çiftçiydi. Tavşanlarımız, koyunlarımız, ineklerimiz vardı. Onların arasında büyüdüm. Çok yaramaz bir çocuktu. Kızdı ama yani erkek gibi yetişti. Yani zıpır desem yalan değil yani. Böyle yaramazlığı vardı. Dallara biner, ağaçlara tırmanır, yükseklerde olmasını seviyordu yani. İlkokuldayken bahçemizde böyle kocaman büyük bir roket oyuncağımız vardı. Ve ben aslında o roketi kullanıyordum. Öyle hayal ediyordum. Pilot olmak istiyordum. Kararım kesindi. Bunun için araştırmalar yaptım. Fakat maliyeti çok yüksek bir eğitimi vardı. Ailem bunu karşılayacak durumda değildi. Daha sonra Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'ni keşfettim. Kabul edilebilmek için bin bir türlü sınavdan geçtim. Bu sınavların arasında matematik, fizik, zeka testleri ve yetenek testleri vardı. Ve en son olarak uçuş testinden geçtik. Kızım dedim, sen başarırsın dedim. Hatta ona sormuşlar, senin baban ne iş yapıyor diye. O da demiş ki, babam da kaptan ama yer kaptanı, tır şoförü. Balkondan bizim uçaklar görünüyor. Her zaman da Türkiye Hava Yolları'nın uçakları uçuşunda uçağı görüyoruz. Diyoruz ki, herhalde Safiye uçuyor şu an. Sınavlardan sonra Florida'ya gönderildim. Toplamda 120 kişiydik orada. Herkes erkekti, tek kız öğrenci bendim. Florida'daki Türk hocamız 120 erkeğin arasında tek kız olarak beni görünce çok sevindi ve bana ilk söylediği şey seni Havar ailesine göndereceğim oldu. Daha sonradan öğrendim ki Havar ailesinde sadece bayan pilotlar yarışabiliyor. Air Classics yarışmasına katılabilmek için lisansımın olması gerekiyordu. Ve ben daha o zamanlar uçmayı bile bilmiyordum. Ve yarışmaya katılmak için 3 ayımız vardı. Bu süre içinde benim ne yapıp ne edip o lisansı almam gerekiyordu. Gece gündüz demeden uçtum. Çok yoruldum ama başaracağımı bildiğim için uçmaya devam ettim. Ve yarışmaya 4 gün kala lisansımı almıştım. Bu yarışma hayatımın en büyük tecrübesi oldu. Çünkü oradaki bütün bayan pilotların arasında en tecrübesizi bendim. Herkesin binlerce saatlik uçuş tecrübesi vardı. Benim ise sadece 60 saatlik uçuş tecrübem vardı. Ve onların arasında adım Baby Pilot'a çıktı. Pırpır bir uçakla Amerika'nın bir ucundan öbür ucuna uçtum. İndiğim bütün kasabalarda herkes bana böyle imrenerek bakıyordu. Çünkü herkes Türk Hava Yolları'nın sponsorunu görüyordu. Yarışma sonunda 4. olmuştuk. İnancımla, çalışmamla neler başarabileceğimi göstermiş oldum. Ve Türk genç kızlarına örnek olabildiğim için çok sevinmiştim. Dışarıya adımımı atar atmaz ilk yaptığım şey gökyüzüne bakıp güneşe, bulutlara, sonsuzdaki yıldızlara selam vermek oluyor. Ve hep orada olmak istiyorum. Çünkü orada mutluyum. Gökyüzünden bakınca dünyanın sadece tek bir ülke olduğunu ve tüm insanların tek bir millet olduğunu görüyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Hayallerimden hiçbir zaman vazgeçmedim. Çok çalıştım. Kendime hep inandım. Hatta öyle zamanlar oldu ki yorgunluktan ağladım. Ama hiçbir zaman vazgeçmedim ve hayallerimin peşinden koştum. Ve Türk Hava Yolları yanımdaydı. Beni destekliyordu. Ben pilot Safiye Ademoğlu. Belki bir gün Türk Hava Yolları Airbus 320 uçuşunda karşılaşırız.